Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işi örgü modeli göstereceğim arkadaşlar. Tunus işine nasıl başlanır onu göstereceğim iki renkten. Ben iplerim öğren bayan Dora var, bir de şey var, bonbon iplerim var. Beyazım bonbon ip, renkli ipim öğren bayan Dora. Şimdi örgüye, tunus işine nasıl başlanır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce ben ipimi birbirine bağladım, şöyle hazırladım. Tunus işi bilmeyen arkadaşlarımız var aramızda, nasıl başlandığını, nasıl yapıldığını, kenarının nasıl düzgün olduğunu onlara anlatmak için, yani onlara bir video olsun diye onu göstereceğim sizlere. Şimdi şurada 3 numara, eliniz sıkıysa 3 numara kullanabilirsiniz. Eğer eliniz gevşekse 2,5 numara kullanın. Eliniz çok sıkıysa 3 numara kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Şimdi ipimiz, iki ipimiz turun koyu renkli, yani gül kurusu ipimizle başlayacağız. İplerimi kenara aldım ben. Hemen şöyle biraz zincir çekiyorum. Normalde patik 24 tane ilmekle ben başlıyorum, çekiyorum. Elinizin sıkılığına bağlı olabilir. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini teker teker geri alacağız. Arkadaşlar ben bu tığımı aldım. Çünkü bu ben tunus işini bununla yapıyorum. Sizlere de fikir olsun diye göstermek istedim. Bunun kenarını eşim inceltti. Arkasına da kalemi yapıştırdı. Bunda elim ağrımıyor. Hem de rahat yapıyorum. Bunun ucu daha güzel çekiyor. Şöyle ilmeklerin hepsini alıyorum. Hepsini tığımın üstüne alıyorum. Şimdi ilmeklerimin hepsini, baştakini tek alıyorum düzgün olması için. Diğerlerini 2 2 çekiyorum. Böyle yaptım. Şimdi bir sıra daha gidip geleceğim. İlmeklerimi böyle alıyorum. Şöyle ilmeklerimi içinden geri tekrar ilmek çıkartıyorum. Şöyle şurasının iki tane birden alıyorum arkadaki ilmekle beraber. Şöyle tek alıyorum düzgün durması için. 2
2 2 hep 2 2 alıp gidiyorum. Böyle. Şimdi iki tığdaki ile beraber 2 3 3 tane aldım. 3 tane aldım. Beyaz ipimizi zaten bağlamıştık, hazırdı. Şimdi bir tane aldım. Bir tane aldım. Tekrar şöyle 1 2 3 4 5 şöyle. Şimdi 5 tane olursa arasındaki ilmekler birer tane kalıyor. Ve 6. 6 tane ilmeğimi aldım. 6 tane ilmeği alınca şimdi bir tane geri beyaz alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi aldım. Sizlere model olsun diye arkadaşlar. Tekrar bir tane beyaz aldım ve tekrar 1 2 3 4 ve kenar 2 tane alıyoruz. 5. 5 tane ilmeğimi aldım. Koyu renkten tek bir tane alıyorum. Diğerlerini 2 2 çekiyorum. Beyazdan ilmeğimi geri çektim. Gül kurusuyla devam ediyorum. Tekrar beyazdan aldım. Tekrar. Böyle. Şimdi tekrar. Bu kenarda 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 1 2 bir de bu taraftan alıyorum 3. 3 tane oldu ilmeğim. Şimdi 1 2 3 4. 4 tane ilmeğim kaldı. Tekrar bir tane kaydırıyorum. Ve işlediğim ilmeğe beyaz yapıyorum. Bir de yanına yapıyorum. Bir sağdan bir soldan. Tekrar. Bunun da bu tarafta 4 tane kaldı. Şöyle. Şimdi bu ilmekleri rengine göre geri çekiyoruz. Rengine göre 1 aldım. 2 çektim. 2 2. Tekrar beyaz ilmeklerimi alıyorum. Şöyle.
Modelimiz bu şekilde. Şimdi 2 tığdaki ile beraber 3. Şimdi beyazı tekrar bir tane yapıyoruz. Tekrar içe doğru kaydırıyorum. Ve tek bir tane. Başladığımızda bir taneydi. Şimdi yine bir tane. Tekrar bir tane. Kenarı ikisini bir alıyoruz. Düzgün çıksın diye. Bakın kenar düzgün bir şekilde gidiyor. İlmeğimi baştakini tek, diğerlerini 2-2 rengine göre çekerek tamamlıyorum. Bakın böyle bu şekilde kar tanesi derler ya, aynı onun gibi oldu modelim. Şimdi üst sırasını şöyle bir sıra göstereyim arkadaşlar. Hepsini bir sırada renk olarak alıyorum. Tek renkle beyazları da şöyle şöyle modelimiz ortaya çıktı. Bakın. Şimdi şöyle göstereyim. Ben bir sıra daha gideyim gelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sıra daha gittim geldim. Arasının iki sırası iyi olur. Şimdi buradan şöyle yapalım. 2 3. Kenarda yine 3 tane ilmeğimiz var ve aynı hizada, şu beyazın hizasından aynı hizada yine ilmeklerimizi alıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi aldım. Tekrar bir tane beyaz aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tekrar beyaz aldım ve tekrar 1 2 3 4 ve 5. Şimdi baştakini tek alıyorum kenarının düzgün durması için, gerilerini 2 2 kendi rengine göre çekiyorum. Beyazı beyaz ile, koyu rengimizi koyu renk ile.
Şöyle modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine kenarlarına iki tane arttırıyoruz. Aynı hizada iki tane arttırıyoruz. Ve böyle arasında iki sıra boşluk, yani tek sırada yapılmış şekilde ayarlayıp böyle böyle yapıyorsunuz. Eğer patik yapacaksanız bu modelden 30 sıra. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elinizin sıklığına, gevşekliğine göre değişiyor. 30 sıra. Eli sıkı olanlarda 33 sıra yaparak devam ediyorsunuz. Benim modelim bu şekilde. Tunus işi böyle başlanıyor. Ve modeli bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara böyle kenarının da düzgün olması bu şekilde. Hani kenarına tığ battısını yaparsanız, gülünü çiçek yaparsanız, çiçek süslemesi yaparsanız bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.